Herkese merhaba. Ben Kadir Çorlu. Bugün bu videoyu çekmemin amacı bu yıl uygulamalı araştırma dersi aracılığıyla yaptığımız araştırmamızın tezin size anlatımını yapacağım, sunumunu. Bu sunumunu yaparken şimdi sizin de gördüğünüz üzere posterden yararlanacağım. İlk öncelikle hemen araştırmamızın isminden başlayayım. Şöyle yakınlaştırayım sizin daha net görebilmeniz için. Araştırmamızın adı 18-24 yaş arasındaki gençlerin Suriyelilere bakışı Ankara ve Hatay örneği. Bu konu bizim tezimizin başlığı. Tabii ki de bu çalışmayı bir grup çalışma şeklinde yaptık. Diğer arkadaşlarımızı tanıtayım. Ayşe Akay, Zeynep Koçak, Zübeyde Kumbasar, Elmas Lif ve Ayşenur Yıldırım. Kendilerinin de resimlerini göstermek istiyorum kimler olduğuyla alakalı. Şu şekilde hep birlikte yaptık. Ben de resimde yokum, ben de videoda varım. Şimdi hemen problemimizden başlayayım ama başlamadan önce araştırmamız boyunca bize birçok noktada yardım eden, yol gösteren, takıldığımız yerlerde devam etmemizi sağlayan Sayın Profesör Doktor Sema Abuz'a çok teşekkür ederim. Bize verdiği katkılarından dolayı. Hemen vaktinizi almadan problemden başlamak istiyorum. Şu şekilde birazcık daha yakınlaştırayım görmeniz için. Suriye'de 2011 yılında çıkan iç savaş sebebiyle Suriyeliler çeşitli ülkelere göç etmeye başladılar. Tabii ki de göç öncelikle komşu ülkelerinden başladılar. Komşu ülkelerinden biri de Türkiye ve bu göçten çok büyük bir oranda etkilendi Türkiye. Ve Türkiye bu göç durumuna karşı açık kapı politikası izledi. Ve Suriyelilere devam eden süreçte de geçici koruma statüsü sağladı. Bu durum gerçekleşirken Türkiye'ye gerçekleştiği günden bu zamana kadar yaklaşık resmi sayılara göre 3,5 milyonu aşkın Suriyeli göç etti. Şimdi 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göç etmesiyle tabii Türkiye'de de birçok farklı alanı etkilediler. Etkilemeye de devam ediyorlar. Mesela bu alanlar neler? Birincisi sağlık, barınma, eğitim, iş piyasası gibi sosyal ve ekonomik boyutları etkilemeye başladılar. Örneğin nasıl 3,5 milyon insan göç ettiği için ülkenin içine illaki barınmayla alakalı bir sıkıntılar oldu veya da bir çözümler gerçekleştirildi. Bu da ülkeyi etkiledi. Şimdi Suriyeliler nasıl bazı alanlarda bizi Türkiye'yi etkilediği gibi aynı zamanda da yerel toplumu da etkilediler. Fakat söz konusu etkilerden yerel toplumun farklı kesimleri farklı yerlerde değişken faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde etkileniyor. Biz de bu araştırma kapsamında faktörlerden birinin Suriye sınırından yakın veya da uzak olması ile ilişkilendirilebilir mi? Bunu araştırdık. Şimdi Suriyelilerin söz konusu, şöyle birazcık aşağı indirelim. Suriyelilerin söz konusu alanlara olan etkisi yerel toplumun da Suriyelilere bakışını şekillendirmekte. Yani etkiyi yarattı ve yerel toplumun da Suriyelilere bakış açısı çeşitlenmeye başladı. Şimdi özellikle gelecek yıllarda sosyal hayat içinde aktif olarak rol alacak 18-24 yaş grubundaki gençlerin Suriyelilere bakışı birbirinden farklı bu iki toplumun uyum içinde yaşaması için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Ankara ve Hatay illerinde Suriye sınırına yakın ve yine Suriye sınırına uzak iki ilde yaşayan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin Suriyelilere yönelik bakış açılarında Suriye sınırına yakınlık ya da uzaklık faktörlerinin etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Hemen şöyle posterimizi düzelteyim. Şimdi araştırmanın amacındayız. Biz ne amaçladık? Bu araştırmanın temel amacı Ankara ve Hatay'da yaşayan 18-24 yaşlar arasındaki gençlerin Suriyelilere ilişkin görüşlerini saptamak ve bu görüşler arasında sınıra yakınlık ya da uzaklık faktörü açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak. Şimdi biz bu anlamlı farklılığın
Bunlardan birincisi Ankara'da yaşayan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin Suriyelilere ilişkin görüşleri nelerdir? İkincisi Hatay'da yaşayan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin Suriyelilere ilişkin görüşleri nelerdir? Şimdi üçüncüsü de Ankara ve Hatay'da yaşayan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin Suriye ile ilişkin görüşleri arasındaki farkları nelerdir? Var mıdır? Yani farkları var mıdır? Varsa da nelerdir? Gençlerin dördüncüsü gençlerin Suriyeliler hakkındaki görüşlerinde Suriye sınırından yakın olmanın etkisi nedir? Şimdi bir diğeri de gençlerin Suriyeliler hakkındaki görüşlerinde Suriye sınırına uzak olmanın etkisi nedir? Yani hem yakın olmasının etkisi nedir hem de uzak olmasının etkisi nedir? Bu araştırma Suriyelilerin, şimdi araştırmanın bir önemi var. Bizim araştırmamızın önemi de Suriyelilerin toplumsal kabulünü ve sosyal uyumunu zorlaştıran sorunların incelenmesi. Bu sorunların Suriyeliler ve yerel toplum üzerinde yarattığı etkilerin saptanmasını amaçlayarak yapıldığı için önem arz ediyor. Bu araştırma ile Suriyelilerin toplumsal kabulü ve sosyal uyumuyla ilgili literatüre katkı sağlamayı bekliyoruz. Bizim araştırmamızın önemi de bundur. Şimdi yöntem kısmına geldik. Bu araştırma 18-24 yaş aralığındaki katılımcı gençlerin Suriyelilere bakışında sınıra yakın ve uzak olmanın etkisini incelemek üzere genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlandı. Araştırmanın evreni Suriye sınırına uzak olan Ankara ile Suriye sınırına yakın olan Hatay ilindeki 18-24 yaş aralığındaki bulunan gençlerin tamamı. Bizim araştırmamızın örneklemi ise Ankara ilinden seçtiğimiz 18-24 yaş aralığındaki 272 kişi, Hatay ilinden yine seçtiğimiz 242 genç olmak üzere toplam 514 tane 18-24 yaş arasındaki gençten oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçlarından biri olan anketi kullandık. Verileri bu şekilde elde ettik ve ankette yer alan sorular ben ve çoğunluğu az önceki anlattığım araştırma grubunuyla birlikte çalışarak yaptığımız sorular. Elde edilen veriler SPSS programına girildi. Daha sonra ise yüzde dağılımlarına göre düz tablolar oluşturularak analiz edildi. Şimdi biz bu verileri analiz ettik. Analiz ederken de şunu da hemen atlamadan söyleyeyim. Neden Ankara ve Hatay ile diye bir soru yöneltilecek olursa, Hatay bugün sınıra yakın ve toplam nüfusuna oranla yaklaşık %27 oranında Suriyeli'ye ev sahibi yapıyor. Ankara ise Suriye sınırına uzak ve toplam nüfusu çok yüksek olmasına rağmen sadece %1 oranında Suriyeli'ye ev sahibi yapıyor. Şimdi bu yüzden de biz iki ili tercih ettik. Hemen şöyle bulgular kısmına gireyim. Yani biz elde ettiğimiz verilerle bazı bulgular ortaya çıkarttık. Şimdi araştırmamıza katılan gençlerin %52,9'u Ankara'dan, %47,4'da birlik kısmı ise Hatay'dan katılmaktadır. Hemen şuradan bulgularımızdan başlayalım. Katılımcıların Suriyelilere yerel toplum arasındaki Suriyeliler ile yerel toplum arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılara verilen cevaplar ile ikamet edilen il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilerin çalışma hayatına bakışını öğrenmek amacıyla yöneltilen yargılardan ücretlerin eşit olması ve çalışma izninin verilmesiyle ilgili olanlar ile ikamet edilen il arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yine saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilere verilen hizmet ve yardımlara ilişkin bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılara verilen cevaplar ise ikamet edilen il arasında, yani bu yargılarla ikamet edilen il arasında yine istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların Suriyelilerin ilişkin ve iletişime dair görüşlerini ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılardan arkadaşlık, ev arkadaşlığı etme, sosyal çevreyi paylaşma, aynı apartman veya mahallede yaşama dair konular ile yine ikamet
ettikleri il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilerle olan iletişime dair görüşlerini ortaya koymak amacıyla yönetilen yargılarda Suriyelilerle dil farkından dolayı iletişim kurmada zorlanmalarını düşünmeleri ile ikamet edilen il arasında yine istatistiksel olarak çok kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilerle olan ilişkiye dair görüşlerini ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılardan Suriyeli bir esnaftan alışveriş yapmayı tercih etme, aynı iş yerinde çalışmanın sorun olmaması, kendi iş yerlerinde de Suriyeli birinin çalışmasına izin verme konuları ile ikamet edilen il arasında yine istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların Suriyelilerin ülke ekonomisine etkileriyle ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla onlara yönettiğimiz yargılar var. Suriyelilerin ülke ekonomisinde kötü etkilendiklerini düşünmeleriyle yine ikamet ettikleri il arasında ve Suriyeli nüfusun artmasıyla birlikte işsizlik sorununun arttığını düşünmeleriyle ikamet ettikleri il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla katılımcılara bazı yargılar yönetilmiştir. Suriyeli birinden herhangi bir şey öğreneceklerini düşünmemeleriyle ikamet ettikleri il arasında ve Suriyeli insanları ülkede başarılı mevkilere gelmesini istememeleriyle ikamet ettikleri il arasında istatistiksel olarak yine anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların risk faktörüne ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yöneltilen yargılardan Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşamanın güvenlik açısından riskli olduğunu düşünmeleriyle yine ikamet ettikleri il arasında istatistiksel olarak kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların Suriyelilere yönelik olumlu ya da olumsuz yargılarını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılardan Suriyeli çocukların çalışmak yerine okula gitmeleri gerektiğini düşünmeleriyle ikamet ettikleri il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların Suriyelilerin sosyal temas etkisi ve sınıra yakınlık faktörüne bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılara verilen cevaplar ise ikamet edilen il arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilen yargılar, sınır illerinin ekonomik olarak daha çok etkilendiği yönünde olan yargılardır. Son olarak katılımcıların Suriyelilere yönelik endişelerini ortaya çıkarmak amacıyla yöneltilen yargılarla ikamet edilen il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, sınır ilinin bu konuda daha endişeli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi ben aslında bu aşamadan sonra sonucu anlatacağım ama burada son olarak şöyle kısaca bir sonuca değinmek istiyorum. Özellikle son iki yargıda sınır illerinin ekonomik olarak daha çok etkilendiği yönünde olan yargılara ulaştık. Bir diğeri sınır ilinin endişelerini daha çok olduğu yargısına ulaştık. Şimdi bunu bahsettikten sonra hemen sonuç bölümüne gelelim. Yapılan anket çalışması sonucunda ulaşılan bulgulara göre Suriye sınırına uzak il olarak seçilen Ankara'da yaşayan 18-24 yaşları arasındaki gençler ile Suriye sınırında bulunan Hatay'da yaşayan 18-24 yaşları arasındaki gençlerin Suriyelilere bakışları ile ikamet ettikleri il arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Çoğu yargıda verilen cevaplar aynı doğrultuda olmasına rağmen Hatay'da ikamet eden katılımcıların düşüncelerinin bazı yargılarda Ankara'da ikamet eden katılımcıların düşünceleriyle ayrışmış, anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Katılımcıların düşüncelerinin ayrıştığı yargılar ise şunlardır. Katılımcıların Suriyelilerle yerel toplum arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar, katılımcıların Suriyelilerin çalışma hayatına bakışını öğrenmek amacıyla yöneltilen yargılardan ücretlerinin eşit olması ve çalışma izninin verilmesiyle ilgili olanlar, katılımcıların Suriyelilere verilen hizmet ve yardımlara ilişkin bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar, katılımcıların Suriyelilerin ilişki ve iletişime dair görüşlerini ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar, katılımcıların Suriyelilerin ülke ekonomisine etkileriyle ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar, katılımcıların Suriyelilere yönelik olumlu ya da olumsuz yargılarını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar, katılımcıların Suriyelilerin sosyal temas etkisi ve sınıra yakınlık faktörünün bakışını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yargılar
ve katılımcıların Suriyelilere yönelik endişelerini ortaya çıkarmak amacıyla yöneltilen yargılardır. Hatay'daki katılımcıların düşüncelerinin çoğu yargıda Ankara'daki katılımcılara oranla daha olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. Şimdi bu az önce madde madde saydığım şeyin üstüne şu sonucu tam bir şekilde koyarsak yaptığımız çalışmanın ulaştığı sonucu söyleyebilirim. Hatay'daki katılımcıların düşüncelerinin çoğu yargıda Ankara'daki katılımcılara oranla daha olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. Yaptığımız anket, çıkardığımız bulgu ve ulaştığımız sonuç olarak tam olarak bunu söylemek gerekirse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken yine tekrar edeyim. Sayın Profesör Doktor Sema Buzu hocamızın katkılarına teşekkür ederim. Diğer çalışma arkadaşlarım Ayşe Akay. Şöyle yaklaştırayım hatta tekrar görebilmeniz için. Ayşe Akay, Zeynep Koçak, Zübeyde Kumbasar, Elmaslif ve Ayşenur Yıldırım arkadaşıma da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.